AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanımız Sedat Ertürk'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi de selamlama konuşmalarını yapmak üzere Eyüpiye Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Ekinci Beyefendi'yi sahneye davet ediyoruz. Sayın İl Başkanım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, şehit aileleri, çok değerli sivil toplum kuruluşlarının başkanları, değerli sanatçılarımız, değerli teşkilatımız, değerli siyasi partilerin değerli temsilcileri, meydanları, bu meydanı hınca hınç dolduran değerli Şanlıurfalılar, nöbetiniz hayırlı olsun diyorum. 15 Temmuz günü biliyorsunuz bir milattır. Akşamdan beri bekliyorsunuz. Misafirlerimiz var. Belki bu sözler uzamasın diyorsunuz. Biz de uzatmayacağız, onu başta ifade edeyim. 15 Temmuz bir milattı. Ya karanlık bir güne uyanacaktık ya da Türkiye Cumhuriyeti Devleti bağırsakları temizleyecekti. Sizlerin dik duruşuyla elhamdülillah bağırsaklar temizlendi, temizleniyor. Ve reis meydanlara dediği anda siz sadece meydanlara çıkmadınız, tankların önüne de çıktınız. Kışlaların önünü kapattınız ve dünyaya öyle bir ders verdiniz ki, demokrasi dersi onlar diyorlar ama bizim için vatan sevgisi dersi. Çünkü bizi bir araya getiren olgu vatandır biliyorsunuz. Ve ne dedik biz? İkinci bir emre kadar meydanlardayız dedik, değil mi? Biraz önce de reisi cumhurumuz, sayın cumhurbaşkanımız ikinci emirle ilgili de günü ifade etti. 7 Haziran, 7 Ağustos 2016 tarihinde bu nöbetlere ara verilecek. Allah bir daha bu şekilde tutturmayı da nasip etmesin. Tekrar ediyorum, 7 Ağustos'a kadar meydanları doldurmaya devam edeceğiz. Sizin bu duruşunuz, emin olun, sınırlarda bizi bekleyen askerlerimizin duruşu gibi kutsaldır. Sizin bu meydanları dolduruşunuz, dosta güven, düşmana korku vermiştir. Bu duruşunuzu devam ettirdiğiniz için sizlere şükranlarımızı ne kadar ifade etsek azdır. Değerli Şanlıurfalılar, kutsal bir görev icra ediyoruz. Bakın, burada her siyasi düşünceden insanlarımız var. Her siyasi görüşten insanlarımız var. Her etnik yapıya sahip insanlarımız var. Bunları bir araya getiren tek olay nedir? Vatan sevgisi. Dolayısıyla mensubiyetlerimiz ne olursa olsun diyoruz. Konuştuğumuz dil ne olursa olsun diyoruz. Siyasi görüşümüz ne olursa olsun diyoruz. Tekraren ifade ediyoruz. Son sözümüz vatan olsun diyor. Allah'a emanet ediyorum sizlere. Eyüpiye Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Ekinci Beyefendi'ye konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi ise konuşmalarını yapmak üzere AK Parti Şanlıurfa İl Başkanımız Sayın Zeynel Abidin Beyazgül Beyefendi alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan... Değerli Büyükşehir Belediye Başkanım, Eyüpiye İlçe Başkanım, Kadın Kolları, Gençlik Kolları Başkanım, değerli sanatçılarım, Mahmut Tuncer, Güler Işık Hanım, ve değerli protokol, burada şehit aileleri var. Şehit Aileler Derneği'ni selamlıyorum. Mehmet Yavuz kardeşimiz gerçekten büyük fedakarlıklarla her zaman hem şehit ailelerinin yanında hem bizim yanımızda olmuştur. Onu selamlıyorum ve Zekeriya Bey burada. Onu da selamlıyoruz. Hoş gelmişler. Şanlıurfa. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Şimdi
Her zaman olduğu gibi yoklama alalım mı almayalım mı bu gece? Ne diyorsunuz? Yoklama alıyorum ama sesiniz gür çıkacak. Şimdi geçen gün Eyüpiye Belediye Başkanımız dedi ki biz deplasmandayız dedi. Dedim ki Eyüpiye deplasmanda da iyi olması lazım. Bakalım bugün nasıl olacak bu Eyüpiye? Evet Eyüpiye. Peki Halilye. Karaköprü. Hep birlikte Şanlıurfa. Teşekkür ediyorum. Bugünkü programımız her zaman bir belediyemiz biliyorsunuz her gece bir belediyemiz alıyor. Bu gece Büyükşehir Belediye Başkanlığımız bu programı yapıyor. Nihat Bey'e bir defa da bu program için teşekkür ediyorum. Tabii şehitlerimiz oldu biliyorsunuz 8 tane şehidimiz oldu. İnşallah eminiz ki bunlar cennette ama biz onların ailelerine başsağlığı diliyoruz. Yine yaralılarımız var, acil şifalar diliyoruz. Değerli Şanlıurfalılar, burada diyor ki FETÖ dar ağacına mağdurları görev başına 1803 atanamayan polis. Şimdi bu darbe karşılandı ya, bundan sonra bu mağduriyetler çok sık dile gelecek ve bu mağduriyetler giderilecek inşallah. Biraz önce burada Kur'an-ı Kerim okumak için çağrılan hocamız Ashab-ı Kehf Camii hocamız diye anıldı. Bana Ashab-ı Kehf'i hatırlattı. Ashab-ı Kehf kimlerdi? İşte burada bu bölgede yaşamış 7-8 tane genç. Kralın huzuruna çağırıyorlar. Herkes secde ediyor. Onlar diyor ki biz Allah'ın huzurunun dışında hiçbir yerde secde etmeyiz. Daha sonra hapse atılıp kaçtıklarına bir mağaraya sığınıyorlar. 309 yıl o mağarada uyuyakalıyorlar. Kur'an-ı Kerim ne diyor onlara? Yiğitlerim diyor Allah onlara. İşte Allah'ın huzurundan başka bir yerde eğilmeyen bu gençlere Kur'an-ı Kerim yiğitlerim diyor. 15 Temmuz bir insan ve ona bağlı bir takım insanlar. Amerika güçlü. Ellerinde en modern silahlar var. Batı güçlü. Okyanus ötesi güçlü. Nasıl olsa bunlar bir Tayyip Erdoğan'la ve onun arkasındaki millete karşı başarılı olur dediler. Yerlerini o tarafta alanlar, yani Allah'ın huzurunda secde edenlere karşı batıya secde edenler 4 saatte, 40 yıllık emekleri 4 saatte hüsrana uğradı. 40 yıl ilmik ilmik çalıştılar. Ne yapacaklardı? Gelip bu milleti de kendileri boyun eğmiş yetmez. Siz de boyun eğin. Bunlar güçlü. Bizi de boyun eğdirmek için çaba sarf ederken ne hale düştüklerini hepimiz gazetelerden, televizyonlardan görüyoruz. Şanlıurfa, bizim ikinci bir özelliğimiz var. Hazreti İbrahim Aleyhisselam bu şehirde yetişti. Ateşe atılmasına rağmen putlara karşı dik durdu, putlara secde edenlere karşı dik durdu. İşte 15 Temmuz'da siz de aynı dik duruşu gösterdiniz. Allah'ın izniyle Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın hemşerisi olduğunuzu bir defa daha gösterdiniz. Sizi kutluyorum Şanlıurfa. İşte zaman zaman şunu diyorlar. Efendim bu darbe yok 2'de olsaymış, yok 3'te olsaymış. Bir şeyi unutmayın. 3'te de olsa, 5'te de olsa. Bu halk, bu millet, bu lider varken bunlar önümüzde diz çökecekler. 15 Temmuz bir milat. 15 Temmuz bir milat. Dünya mazlumları için bir milat. Dünyada zalimlere karşı direnişin başlangıç günüdür 15 Temmuz.
Temmuz. Bunu böyle bilesiniz. Bir dünyanın bir başka yerinde mazlumlar varsa, insanlar ölüyorsa burada seyirci kalınamayacağını dünya bir defa daha görecek. Dünyadaki zulümler ortaya çıkarılacaktır. Bakın Afrika'da Tutsilerde Hutsileri çarpıştırdılar. Ellerine en modern silahları verdiler. Milyonlarca insanı öldürttüler. Bunların kendilerinin yanlarına kar kalacağını sanıyorlarsa 15 Temmuz'un bir milat olduğunu hatırlayacaklar ve bundan sonra mazlumların nasıl direniş göstereceğini, hangi liderin etrafında toplanacağını hepimiz beraber göreceğiz, şahit olacağız. Urfa, bir defa daha sizi sevgiyle ve saygıyla anıyorum. 15 Temmuz'dan beri yaptığınız direniş ve burayı bayram yerine döndürüşünüzden dolayı sizi kutluyorum, selamlıyorum. Konuşmalarından dolayı AK Parti Şanlıurfa İl Başkanımız Sayın Zeynel Abidin Beyazgül Beyefendi'ye teşekkürlerimizi sunuyoruz. Haydi Şanlıurfa bayrakları bir görelim. Coşkumuzu, sevincimizi, alanımızın ahengini Şanlıurfa'dan Türkiye'ye ve dünyaya göstermiş olalım. Her gece olduğu gibi bu gece de güzelsin Şanlıurfa. Destan yazıyorsun, tarih yazıyorsun, demokrasi dersi vermeye devam ediyorsun. Çok çok teşekkürler Şanlıurfa. Kameraman arkadaşlarımız da hemen meydanlarımızı göstermeye devam ediyor. Bayraklar olmayanlar Rabia yapıyor. Hep beraber. Bu meydanlar peygamberler şehrimizin aziz yiğit analarıyla, bacılarıyla, kardeşleriyle, babalarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, siyasi parti başkanlarıyla, belediye başkanlarıyla, imamlarıyla, askeriyle, polisiyle, 7'den 77'ye ümmetiyle güzel diyoruz. Teşekkürler Şanlıurfa. Ve şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Şanlıurfa'ya aşık, memleketine hizmet sevdalısı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Nihat Çiftçi'ye alkışlar da sahneye arz ediyorum. Sayın İl Başkanım, çok değerli belediye başkan arkadaşlarımız, sanatçılarımız, esnaf odalarımız var, temsilcilerimiz var, siyasi parti temsilcilerimiz var, il başkanlarımız var. Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği var. Şanlıurfa burada, çocuğuyla burada, genciyle burada, yaşlısıyla burada, kadınıyla burada, erkeğiyle burada. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Değerli kardeşlerim, değerli Şanlıurfalı hemşerilerim, şöyle bir dikkatinizi bir noktaya çekmek istiyorum. 15 Temmuz'da tankların karşısında duran, ölümü göze alan, bayrağı dindirmeyen, vatanı böldürmeyen, iradeye sahip çıkan bu milletin bir ruhu var. Anlamadıkları şu, bu ruh işte Hazreti Ebubekir'in sadakatinden alıyor kendisini. Bu ruh Hazreti Osman'ın ferasetinden alıyor. Bu ruh Hazreti Ali'nin cesaretinden alıyor. Bu ruh Alparslan'ın Anadolu'ya bağlı olmasından alıyor. Bu ruh Mevlana'nın tevazusundan alıyor. Bu ruh Yunus Emre'nin hoşgörüsünden alıyor. Bu ruh Fatih Sultan Mehmet'in ruhu. Bu ruh
Kanuni Sultan Süleyman'ın ruhu. Bu ruh aynı şekilde Abdülhamit Han'ın ruhu. Bu ruh Menderes'in, Gazi Mustafa Kemal'in, Turgut Özal'ın ve bu ruh Anadolu ruhu. Yorumlara bakıyorum, bunu anlamak istemiyorlar. İşte bu toplumdaki birliğin, beraberliğin, bütünlüğün altında yatan sebepleri var. Bu sebepler geçmişimizdir, tarihimizdir, kökümüzdür. Ruhumuzu Allah'a şükürler olsun oradan alıyoruz. Ve bu ruh Kürdüyle, Türküyle, Arabıyla, Lazıyla, Çerkeziyle, Abazasıyla hepsini bir bütün olarak alıyor. Dolayısıyla aramızda ya nifak sokmaya, birlik ve bütünlüğümüzü ortadan kaldırmaya yönelik her harekete, vatanı böldüren her harekete, milli iradeye karşı çıkan her harekete, her darbeye bu toplum her zaman durmuştur. Yine durdu. Allah hepinizden razı olsun. Allah Şanlıurfa'dan razı olsun. Allah Türkiye'den razı olsun. Milletimizden razı olsun. Size hizmet ettiğimiz için çok şanslıyız. Allah hepinizden razı olsun. Teşekkür ediyorum. Aramızda Şanlıurfa'mızın yetiştirmiş olduğu değerli sanatçılarımız var. Duygu ve düşüncelerini, birlik ve beraberliğini, Şanlıurfa'ya bağımlılıklarını size ifade edecekler. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Konuşmalarından dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Nihat Çiftçi Beyefendi'yi alkışlarla uğurluyoruz. Ve 15 Temmuz darbesinin hemen akşamında tabii ki darbede cesur açıklamalarıyla Türkiye Cumhuriyeti Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın açıklamalarını hep beraber izliyoruz. Temmuz zaferi en az bu zaferler kadar büyük bir zafer, en az bu destanlar kadar kutlu bir destandır. Hiçbir darbe halkına karşı silah çekmemiştir. Hiçbir darbe havadan halkını bombalamamıştır. Tanklarla insanını ezmemiştir. Hiçbir darbe Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bomba yardırmamıştır. Bu yola beyaz kefeniyle çıkmış bir dünya liderinin, bir demokrasi kahramanının, milletinin, devletinin, ülkesinin yoluna başını koymuş Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğunu hesap edemediler. Biz canımızla, kefenimizle bu yola çıkmışız. Bir nokta daha vardı. Karşılarında zoru görünce ceketini alıp gidecek, sinecek, saklanacak, kaçacak bir başbakan da yoktu. Bu canice girişime mevcut olan en ağır ceza verilecektir. Mevcut yetmiyorsa milletim rahat olsun, gerekli düzenlemeyi yapmaktan da imtina etmeyeceğiz. Milletin mesajı başımızın üstündedir. ...15 Temmuz... bir şeyi ortaya koymuştur. Tankın gücü halkın gücünü yenemez. Adalet Bakanı dosyayı gönderdi. Bize diyorlar ki kanısın. Ama biz yine de istemedikleri kadar kanıtı onların önüne koyacağız. Ancak Amerikalı dostlarıma şunu buradan sormak istiyorum. 11 Eylül'de İkiz Kuleler
aşağı indirildiğinde teröristleri isterken kanıt mı sordunuz? Guantanamo'da şüphelileri toplarken elinizde kanıt mı vardı? Bin Laden için kanıt aramazken, FETÖ için üstelik olay çok açıkken, kanıtlar zaten ortadayken neden ısrarla kanıt istiyorsunuz? Soruyorum. Bu caniyi, bu haini, bu terörist başını artık daha fazla korumayın. Vazgeçin. Bunun size de faydası yok. İnsanlığa faydası yok. İslamiyete faydası yok. Hiç boşuna ekmek su vermeyin. Boşuna beslemeyin, külfet çekmeyin. Şiddetle, kazır gibi bunların kökünü kazıyacak. Darbeden müddet uman, darbe sonrasını hayal eden kim varsa gereken cevabı alacaktır. Kapı kapaları. Başta ben onları da çıkarttıracaktım, biliyor musun? Senin kapıları burada. Mutlu musunuz? Şu saatten sonra canını düşünen çoksuz köpektir. Ya devlet paşa, ya kurdun leşe. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Rahat olun, kanınız yerde kalmayacak aziz şehitler. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bayrakları indirmiyoruz hep beraber. Coşkumuzu, sevincimizi, alanımızın ahengini ekranlardan tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya göstermeye devam ediyoruz. Ve demokrasi nöbetinde birlik beraberlik mesajı vermek ve hemşerilerimizin arasında destek olmak için aramızda bulunan değerli sanatçılarımızdan Sayın Zekeriya Ünlü'yü görüşlerini almak üzere sahneye davet ediyoruz. Cümleten iyi akşamlar. İl Başkanım, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanım, Eybiye Belediye Başkanım, hepsi birbirinden değerli bacılarım, kardeşlerim, Şanlıurfalı hemşerilerim. Bugün sizlerden beraber olmaktan gerçekten ben çok mutluyum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz demokrasi nöbetine. Milli irademize, demokrasimize haince, alçakça yapılan saldırı başarısızlıkla sonuçlanmıştır ve onların bizlere döndürmüş oldukları silahları kendilerine dönmüştür ve başarısız olmuşlardır. Sevgili kardeşlerim, bizler o kadar büyük bir halkız ki, bakın şu alana, Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Lazıyla, Çerkeziyle, Abazasıyla bizler o kadar çok büyüküz ki, Allah'ın izniyle bizde bu iman gücü olduğu müddetçe kesinlikle bizlere hiç kimsenin, dünyanın, hiçbir devletin gücü yetmez ve yetmeyecektir. Çünkü biz öyle bir iman gücüne sahibiz ki. Sevgili kardeşlerim, bizim arkamızda çok büyük bir gücümüz var. Çok büyük bir şansımız var. Cumhurbaşkanımız var. Başkumandanımız var. O olduğu müddetçe inşallah hiçbir kimsenin bize gücü yetmeyecektir. İnşallah.
Ayrıyeten demokrasi şehitlerimize rahmetler diliyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Ya düşünebiliyor musunuz? Bu memlekete hainlik yapan insanların bir mezarlığı bile yok, biliyor musunuz? Onlara vatan haini mezarlığı yapılacaktır onlara. Onlara kimse dua okumayacaktır. Onlara hep yaşadığımız süre içerisinde nalet okuyacağız onlara, nalet okuyacağız. Kahredeceğiz onları. Sevgili kardeşlerim, ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizi buraya davet eden Şanlıurfa Belediye Başkanımız, benim kadim dostum Nihat Çiftçi kardeşime teşekkür ediyorum. Şanlıurfa ilçeleriyle beraber demokrasi nöbetinde çok başarılı olmuştur. Daha da burada 7 Ağustos'a kadar günlerimiz vardır. Meydanları boş bırakmayacağız arkadaşlarım. Meydanları boş bırakmayacağız kardeşlerim, bacılarım. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Çok teşekkürler.